Biz delegasiya bo'lib Gancaga borib, Hazrat Nizomiy Gancamizni ziyorat etib keldik. Ko'p qalbimiz rohat oldi. Haqiqatan ana shunday bizni, sizu bizni birlashtiradigan tomirlarimiz bor, ana shunday terim tomirlarimiz bor. Bu jihat albatta odamni quvontiradi. Men to'g'ri aytar olmasam, bu yerga kelishimda bizning universitetimizning rektori, shu Ozarbayjon eliga o'xshagan bir ko'p marta kelgan professor Shuhrat Sirojiddinov ko'p salom yo'lladilar. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi, O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Sayyid salom yo'lladi. Va Ozarbayjon haqida qachon gap ketsa, O'zbekistonda albatta bir katta bir muhabbat bilan, yuksak bir ehtirom bilan so'z yuritiladi. Men ayniqsa mana shu Ozarbayjonga kelganlarida ustoz Abdulla Oriyev O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston davlat madhiyasining muallifi Abdulla Oriyevning Ozarbayjon degan she'ri bor. Mana shu she'rni shunday bir satrlarni bitardilar shu she'rda. Jumladan aytadilarki, Nizomiy bolidin halvo pishirmish, Navoiy zabt etib turkiy jahonni. Va yana bir joyda aytadi: men sendek mezbonni topmog'im gumon, sen ham topolmassan mendek mehmonni. Mavjud bo'lmasaydi olamda agar, o'ylab topar edim Ozarbayjonni. Ya'ni bu agar bu olam Ozarbayjonsiz qiziq bo'lmaydi. Bu olamning bir bezagi, bu olamning ziynati bo'lgan Ozarbayjon mana shu ona zaminga qanchalar bir yarashdi, bir ma'no va makon degan bir ma'nodagi so'zlarni aytganlar. Endi mana shunday men hozir Oshiq Al-Asg'ar haqidagi mana bu kitobni ko'rib aytayapman-da. Bu Oshiq Al-Asg'ar xuddi bizning Xo'ja Ahmad Yassaviy bilan bir xil usulda yozgan ekanlar. Ish, haqiqat, ma'rifat degan mavzular. Va Oshiq Al-Asg'ar haqiqatdan buni Mamatqul Jo'rayev degan ustozimizni eslatdilar Almas xonim. Bizning shu adabiyotimiz bilan, folklorimiz bilan shug'ullangan olimlarimiz Oshiq Al-Asg'ar haqida ham yaxshi bir maqolalar yozganlar. Va albatta biz mana bugun shu Oshiq Al-Asg'ar haqidagi mana kitobni tuhfa etdingiz, bu yerda go'zal bir suhbatlar bo'lyapti. Biz albatta buni, bu yerdagi suhbatlarni O'zbekistonga olib boramiz. Biz O'zbekistonga albatta Oshiq Al-Asg'ar degan bir ulug' Ozarbayjon shoiri, dada olib Oshiq Al-Asg'ar haqidagi ma'lumotlarni yetkazamiz. Va albatta yozuvchilar uyushmasida, universitetlarimizda, talabalarimiz o'rtasida biz bu ulug' shoir haqida, bu ulug' ijodkor haqida suhbatlar uyushtiramiz. Va mana shu Oshiq Al-Asg'arning tavalludiga 200 yil to'lishi munosabati bilan Ozarbayjon Respublikasining prezidenti Ilhom Aliyev 2 marta farmon chiqarganini biz hozir eshitib, juda xursand bo'ldik. Haqiqatdan shunday bir adabiyotga ko'rsatilayotgan ehtirom, bu xalqlarimiz o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yanada yuksaltirishiga ishonchimiz komildir. Va ruxsatingiz bilan men shu Oshiq Al-Asg'ar o'tog'ining rahbariga O'zbekistondan bir sovg'alar getirganmiz, shu sovg'alarni topshirishga ijozat berasiz. Mana bu qo'limda turgan suvenirda butun O'zbekistondagi Samarqand, Buxoro, Xiva degan ulug' qadimiy shaharlarimizdagi eng nodir yodgorliklarning mana majmuasi jamlangan. Sizga buni mana shu yaqinda üzr istəyirəm. Deməli, uşaq vaxtı belə bir
çekiliş var idi, klub chess. Yani orada Semergendi gösterdiler. Benim en büyük arzum oydu ki, kaş gelip Semergendi görebilirim. Bugün bak bunu bana hediye ettiniz, benim için en güzel bir hediyedir. İnşallah nasip olar, öyle Semergendi gelip böyle canlı canlı seyredebilir. Siz bu, İnşallah. Siz bunu Semergendi'ye davet olarak kabul ediniz. Siz Semergendi'ye elbette gelin, biz sizinle İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Ve bir yerde bana bizim kuluk şairlerimiz hakkındaki bana Agahi degen aynen Oğuz lafcasında bir de güzel bir şehirde yazgın Agahi lafada bana Dilşat Can'ın bana kadar fiyatı. Çok güzel. Şimdi bir yerde Harazm Bahşu ve Halfaçlık anlamaları. Aynen Harazm Fatlora hakkındaki bir kitabını. Hem de Sıfatın Avaz'ın Andişe Bağı degen kitabını sizge tuhfa edecektiniz. Bu aşık alasılar ocağını bizden tuhfa olacak. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Demek vermezlerin Özbekistan gözellikler diyardı. Hem gözeller, yiğitler, kahramanlar, pehlevanlar diyardı. Uzaktan uzağa eşitmi ki okumuşum tanıyorum. Bizim şair dostumuz Vadi Ömeroğlu, çok tanınmış bir şair. Semergent dediniz ve onun bir şiirini təqdim etmek istedim. Demek ki biz Sumqayıt'ta olanda Almaz Hanım bir de gördüm bir şiir gönderdi. Dedi ki, Hanım, Özbekistan'dan gelen misafirlere oku, elə məqamıdır. Mən o şiiri okuyup sizə təqdim edəcəm. İladi Ömeroğlu yazır ki, Semergent. Qoca şərqin gözəllikdə sonası. Qəhrəmanlar, mərd igidlər anası. Ər Tunqanın unudulmaz gəmyası. Turan elli, şöhrət şanlı Semergent. Bol nimətli, zərəf şanlı Semergent. Bir dünyadır, şani zində duyulmaz, naxşların hikmətindən duyulmaz, türbələrin qübbələri sayılmaz, Turan elli, şöhrət şanlı Semərqənd, cür əmirli, registanlı Semərqənd, Teymur Ləngin, Uluğbəyin oylağı, Babur Şahın həmişəlik fərağı, Özbəklərin parlaq, sönməz çırağı, Turan elli, şöhrət, şanlı Semərqənd, Cəranaylı, xoş lisanlı Semərqənd. Görün nə gözəl təsvir edir. Hətta 15 yaşında, bax, buranı daşın içində olma kimi fikir verin, bu daşdır. Və bu sizin tarixi bir məkandır. Bunu daşın üzərində işləyir. Deməli, Özbəkistana məhəbbət. Özbəkistan məhəbbəti. Yəni, biz Azərbaycan türklərinin qəlbində hər zaman var. Sizə bu İladi Ömər oğlundan bir şiir hədiyəsi olsun və sizdə qalsın. Və onun bir iki kitabını sizlərə təqdim edirəm. Buyurun, bu da sizin üçün hədiyə olsun. Və bu da onun hikmət bağçasıdır. Bu kitabı 30 il ərzində bağça kimi yığıbdır. Araya ərsəyə gətirib. Sizlərə Ərmağan bir tevqa olsun. Və təşəkkür edirəm. Müsa Bey, sizdən də xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.